yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhabalar herkese arkadaşlar, ben Ahmet Tuna Gemici. Bu yaz Isaac'le Almanya Braunschweig'da bir projeye katıldım. Projem Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17. maddesi olan Partnerlikler Kurumu'yla alakalıydı. Öncelikle ben projeye nasıl başvurduğumdan bahsetmek istiyorum. Isaac'in kendi sitesinden bir profilimi doldurdum ve oradan projelere başvurmamda başvurduğum şube bana bir menajer ayarladı. Menajer sayesinde çok rahat bir şekilde kendime uygun projeyi buldum ve projeme gittim. Projeye giderken aslında böyle biraz heyecanlıydım. Farklı bir ülkeye gideceğim, neler yapacağım, nasıl yapacağım. Aşırı derecede korkuyordum işin açıkçası. Ama hem zaten projeye gitmeden önce karşı taraf bana bir buddy ayarlamıştı. Yani orada benimle ilgilenecek kişiyle ben önceden haberleşiyordum. Uçak biletini aldıktan sonra hazırlıklarıma başladım. Bu hazırlıkların neticesinde işte sonunda beklediğim gün geldi, gideceğim gün geldi ve Braunschweig'a doğru yola çıktım. Uçaktan indikten sonra böyle bir değişik bir ortama girmiş gibi hissediyorsunuz. Hiç bilmediğiniz kültür, hiç bilmediğiniz diller, hiç bilmediğiniz kişiler var. Zaten uçaktan indim, vizecinin yanına gittim. Ya vizeci, yani vizeciyle konuşmaya çalışıyorsunuz ama vizeci yani bilmiyorum bana gıcıklık oldu musun mu diye yaptı. Sürekli Almanca devam etti. Ki benim Almancam da yeterli seviyede değil. Yani onunla anlaşabilecek düzeyde değil. İngilizce söylüyorum, her şeyi anlatıyorum. Ya hiçbir şekilde anlamıyor. Ama bunun sonucunda böyle bir Isaac'in bana gönderdiği davet mektubunu ve projenin detayları hakkındaki bilgileri ona gösterdim. Isaac'i görünce böyle yani tanımış gibi şey yaptı, böyle bir şaşırdı. Ondan sonra zaten beni çok rahat bir şekilde aldı yani. İlk 10 dakika ben kendimi anlatmaya çalışırken aslında ilk davet mektubunu göstersem bile geçiş yapabiliyormuşum. Yani göstersem Isaac'i görse direkt beni alacakmış. Bunun sonucunda işte indik ama zaten macera daha yeni başlıyor. Biz İşte ben Köln'deyim. Orası Braunschweig. Aramızda 11 saatlik bir mesafe var. Ben işte buddy'mle konuşuyorum. İşte bana ayarladıkları menajerle diyorum. İşte nasıl gideceğim, ne yapacağım. Çünkü tam olarak bilmiyorum. Otobüs bileti almam gerekiyor ama nasıl alacağımı da bilmiyorum. Flixbus diye bir yer olduğundan bana bahsetti. Ya Flixbus da Avrupa'nın otobüs şirketi ağı diyebiliriz. İşte Flixbus'tan biletimi aldım ama bileti almışım. 2 aktarmalı bilet almışım. Yani Braunschweig'e gitmek için Almanya'nın başka bir şehrinde ineceğim. Oradan başka bir durağa yürüyeceğim. Sonra bir daha otobüse bineceğim. Braunschweig'e geleceğim. Aşırı derecede böyle bir çetrefilli bir yol izledim diyebilirim. Ya ama gerçekten menajerime çok teşekkür ediyorum. Bana çok fazla yardımcı oldu ya. Çünkü Almanya'da kimseyi bilmezken o bana nasıl yapacağımı, neler yapacağımı, hangi uygulamaları indirmem gerektiğini, nasıl bulacağımı gösterdi. Ve bu şekilde Braunschweig'a doğru yola çıktık. Yani ve sonunda vardık. Ya Braunschweig'da zaten terminalden indiğim gibi Jana ve Helena beni hemen aldılar. Yani menajerim ve onun arkadaşı. Yani arabayla dalmışlardı. Çok da rahat bir süreç geçirdik orada. Beni evime götürdüler. Evim de gerçekten yani mükemmel bir yerdi. Isaac'in bana sağladığı en güzel imkanlardan biri diyebilirim. Çünkü evim yani şehir merkezine ve tarihi mekanlara çok yakındı. Ve bana direkt böyle bir tabiri caizse host bir aile yoktu. Yani ben tek başımaydım evde. Bu tabii bundan 2 hafta sonra projenin ilerleyen aşamalarında yanıma bir projeden biri daha geldi. Bunun sonucunda şimdi projeye girişimden de biraz bahsedeyim. Bizim projemiz Almanya'da FAN diye bir organizasyon var. Bu işte doğadaki olayları geliştirmek, insanlar tecrübeler sağlamak için olan bir vakıf diyebiliriz. Tabii bunu Alman hükümeti de destekliyor. Bizim projemiz buradaydı. Projenin ilk günü tekrardan bizi bir Isaac'a aldı ve daha hiç tanımadığım, yine kimseyi tanımıyorum. Yani kimse Türkçe konuşmuyor. Size öyle söyleyeyim. Zaten Türkçe konuşma gibi ihtimalleri de yok. Almanya'dayız. Evden çıktık. Sabahleyin bana olmam gereken yeri söylediler. Gittim. Ya projenin ilk günü zaten bana bir ulaşım kartı verdi Isaac Braunschweig. Yani ulaşım kartı da 2 ay boyunca Braunschweig içerisinde toplu taşımı ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorum. Yani projeme giderken herhangi bir ücret ödememe gerek yoktu. İlk gün zaten bize yine bir Isaac'ı projemize götürdü. Orada yeni arkadaşları falan gördüm. Amerikalılar, Ruslar, hani birçok farklı ülkeden kişi vardı. Yani projemizde 8 farklı milletten kişi vardı diyebilirim. Projemize gittik. Orada bize projeyi anlattılar. Neler yapacağımızı anlattılar. Gerçekten ben dedim ki ya iyi ki bu projeyi seçmişim. Tabii gelirken biraz çetefelli yollar gördük ama dedim ki iyi ki gelmişim. Bunun sonucunda da projemiz başladı. Proje başladı. Biz gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Ama gittiğim şube, şöyle söyleyeyim size. Benim orada bulunacağım 6 hafta boyunca bize bir plan yapmış ve gideceğimiz şehirleri tek tek bize gönderdiler. Yani 6 hafta boyunca bizi böyle bir gezdirmeye, eğlendirmeye, konserlere götürmeye yönelik çalışmalar yapmışlar. Yani bizim haftada 4 gün projemiz vardı. 4 günden sonraki kalan 3 gün boyunca Isaac'larla birlikte başka şehirlere gidiyorduk. Wolfsburg'a gidiyorduk, Hamburg'a gidiyorduk, Hannover'a gidiyorduk. Biz oraları gezdiriyorlardı işin açıkçası. Ya yani çok da güzel geziyorduk. 4 gün boyunca zaten projede de yani projeyi yapıyorsunuz ya. Proje yaparken zaten insan bir zevk alıyor. Yani bunu ağır bir iş gibi düşünmeye gerek yok. İnsan aslında çok iyi
bir network, yani çevre sağlıyor. Misal benim şu anda hala konuştuğum, Isaac sayesinde tanıştığım o projeden insanlar var. Yani Amerika'dan var, Rusya'dan var, Ukrayna'dan var, Polonya'dan var. Sizin aslında bir çevreniz de oluşuyor. Yani sizi çevre bakımından da geliştiriyor. Projede de yani biz bir pazarlama stratejisi geliştireceğimiz zaman ya zaten hep birlikte bir masanın etrafında toplanıyoruz. Yani bir iki saat beraber böyle aynı şeyler üzerinde çalışınca zaten artık onlarla bir aile olmuştuk diyebilirim. Şöyle de bir şey vardı. Biz böyle marketing stratejilerini biraz erken bitiriyorduk. Çiftçilere yardım ediyorduk orada. Yani çiftçi kişilerle birlikteydik. Kondelega bölgesi biraz daha çiftçilerin ağırlıklı olduğu, yaşlı nüfusun fazla olduğu bir yer. Yani bizim projemizin olduğu yer. Hani Braunschweig'in Kondelega tarafında oluyor. Orada böyle çiftçilere yardım ediyoruz. Böyle traktör sürüyoruz. Beraber böyle arada ağaç dikiyoruz. Çim biçiyoruz. Yani oradaki insanları da aşırı derecede böyle yardımseverliğimizle mutlu ettiğimizi söyleyebilirim. Ya ki zaten orada biz bir aile olmuştuk. Yani sürekli espriler dönüyor, konuşuyoruz böyle beraber. Arada ben onlara Türkçe kelimeler üretiyorum. Onlar bana Rusça kelimeler üretiyor. Bizim bu projedeki amacımız da şu şekildeydi. Yani projede tabii pazarlama kriterleri geliştiriyoruz. Pazarlama stratejileri geçiyoruz ama neden geliştiriyoruz? Aslında geliştirmemizin temel amacı insanlara doğadaki olanakların farkına varmalarını ve onları kirletmelerini önlemek. Yani misal ağaç dikme konusunda bir projemiz vardı, ondan da bahsedeyim. Misal insanlar ağaç dikmek için aşırı derecede böyle can atmazlar veya böyle dikelim dikelim demezler. Ama biz insanlara ağaç dikmenin neleri önlediğini, neleri hangi canlı nüfuslarına fayda sağladığını gösterdiğimizde yani ağaç dikmek için adeta can atar vaziyete geçtiler diyebilirim. Hani bizim projemizin amacı bu şekildeydi. Ben de orada işte takım arkadaşlarımla beraber bu pazarlama stratejilerini geliştirip internet sitelerinden paylaşıyordum. Paylaştıktan sonra da gören kişiler bizle iletişime geçiyorlardı. Bu sayede hem doğadaki olanakların tam iyi bir şekilde kullanılmasını sağlıyorduk hem de sosyal farkındalık sağlıyorduk diyebilirim. Ağaçlar dikiyoruz. Aşırı da eğlenceli bir ortam vardı. Zaten yani buradaki insanlarla benim çoğu vaktim onlarla geçiyordu. Zaten başka yapacak bir şeyim yok. Normalde Almanya'da Türkler çoktur derler. Bizim Braunschweig bölgesi biraz da arka taraflarda kaldığı için Türk nüfusu da çok fazla yok. Yani öyle Türk'ü de bulup da konuşma diye bir şey yok. Zaten gidiş amacım da zaten oraya hem İngilizcemi geliştireyim hem kendime bazı başka şeyler katayımdı. Bu yüzden yani tam benim istediğim bir yerdi. Braunschweig alışveriş kenti olarak da geçiyor. Böyle tarihi güzellikleri de çok fazla var. Tabii bizim yine birkaç günlük boş vakitlerimiz oluyordu. Ben de bunları şu şekilde değerlendiriyordum. Şimdi benim evimde dediğim gibi host aile yok. Yani proje 2 hafta sonra da zaten yeni bir proje arkadaşım yanıma gelmişti. Biz evde şöyle bir karar aldık işte projemizdeki kişilerle. Ya evde böyle bir gece yani toplanıyoruz. İşte herkes kendi kültürüne ait bir yemeği yapıyor. Beraber tadıyoruz. Yani böyle oyunlar oynuyoruz. Tabu oynuyoruz. Değişik oyunlar oynuyoruz. Yani dışarı çıkıyoruz böyle. Herkes bize bakıyor yani. Bütün böyle çünkü düşünsenize böyle 9 tane farklı milletten kişi genç toplanmışlar. Beraber parkta oturuyorlar. Yani bir şekilde piknik yapıyorlar. İşte voleybol oynuyorlar. Bir şey yapıyorlar. Mükemmel bir deneyim sağladı bize yani. Kültürleri tanımak. Yani aslında böyle dünyanın farkına varıyorsunuz. Ben misal Güney Koreli bir tane daha proje arkadaşımla konuşurken veya Rusya ile konuşurken iki farklı mevki ve kültür. Ama bunların ikisini de öğreniyorsunuz. Ya o size kültür hakkında bilgiler veriyor. Diğeri size kültürler hakkında bilgi veriyor. Ve şöyle söyleyeyim size. Projenizde olan insanlar misal biz dönüşte ben herkesi Türkiye'ye çağırdım. Herkes de yani misal Güney Kore'de olan Güney Kore'ye çağırdı. Amerika'da olan Amerika'ya çağırdı. Herkes birbirine çağırdı. Yani aşırı derecede bir network sağladı. Yani ben şu an dünyanın projemdeki arkadaşlarımın olduğu ülkelere gitsem yani herhangi bir şekilde hani sokakta kalmam. Yatacak bir yerim var. Yani size bir insan katıyor aslında. Almanya'dayız. Projeden kişilerle toplanacağız. Bir şehre gideceğiz. Ben de bir saat erken gelmişim. Ya şimdi şey gibi olacak da bende bir Trabzonsporluluk şeyi vardır. Yani tren istasyonuna geldim. Tren istasyonunda üzerimde Trabzon forması var. Ama bir de karşı tarafta Braunschweig'in holiganları diyeyim size. Holiganları karşı taraftalar. Ve formalarını giymişler. Büyük ihtimal maça gidiyorlar. Ben bunlara doğru bir baktım böyle bir. Bana doğru koşan birileri var. Böyle bana doğru koşuyorlar. Ben dedim herhalde bir şey mi yaptık? Yanlış bir şey mi yaptık? Yani büyük ihtimal onların rakibi olan takımla aynı renk formayı giymişim ben. Birileri bana doğru koşuyor ve yalnızım. Ya holigan grubu dediğimiz öyle bir 5-6 kişilik şey değil böyle. Bayağı yüksek sayıda yani. 50 diyelim 60 diyelim o kadar rahat var. Bana doğru koşuyorlar. Ben zaten buradan sonra korktum. Hemen böyle arkama döndüm. Koşa koşa gidiyorum yani. Yakalasalar ben bittim orada. Ya çünkü adamların büyük ihtimal rakip takımının formasını giymişim gibi gözüküyor. Giymedim ama öyle gözüküyor sonuçta. Orada yakınlarda bir Türk marketi vardı bildim. Oraya girdim. Orada işte böyle saklandım, maklandım. Yani bu da gerçekten beni böyle bir etkileyen bir anıydı. Yani bayağı korkmuştum yani. Projede bize bir öğün yemek veriyorlardı. Bu bir öğün yemekte de genelde Almanya'nın kültürel yemekleri vardı. Şimdi ben de buradaki kişilere yani gerçekten onlara buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Buradaki kişilere dedim ki ben işte domuz tüketmiyorum. Domuzun olduğu hiçbir ürünü yiyemem. Bunun sonucunda tabiri caizse yani normalde onların hepsi domuz yemesine rağmen bütün şubedeki yani benim projemdeki herkesin domuz yiyebilmesine rağmen her zaman bana yani beef dediğimiz dana etini getirdiler ve bütün yemekler dana etiyle yapıldı. Ki orada da ben biraz abartmıştım yani şey demiştim ya Türk kasabından alabilir miyiz yani kesimin besimi sıkıntı olmasın tarzım şey demiştik. Öyle biraz abartmıştık ama onu bile yapmışlardı. Sağ olsun teşekkür ediyorum buradan kendilerine.
Ya şimdi ilk geldim bir kültür şoku yaşadım. Şimdi İstanbul'da yaşayan biri baktığınız zaman biz yerlere giderken kart basarken otomatikman ilk başta kartı basarız sonra otobüse bineriz. Veya tramvaya bineriz veya Marmara'ya falan bineriz. Burada Almanya'da çok değişik bir sistem var. Bunların otobüsleri veya tramvayları geçerken durakta sadece duruyor. Yani orada girişte bir kart basmamız yok. İçeri giriyorsunuz orada içeride basıyorsunuz. Ya ben Almanya'nın bu huyunu gerçekten çok sevmiştim. Yani her geçen kişi gerçekten kartını basıyordu ve gösteriyordu. Bayağı bu konuda gelişmiş bir ülke diyebilirim genel itibariyle. Tabii yani bu normalde böyle basmadan binme riskine girebilirsiniz. Ama bu girme riski de şunu sağlıyor. Yani bu kontroller oluyor. Ama ben hiç yakalanmadım böyle bir kontrole ama kontroller oluyor. Yani bir kişi tramvaya veya otobüsün içinde geziyor. İşte kart basmayan var mı diye kontrol ediyor. Yakalanırsanız 60 euro cezası var. O kadar da yani şey değil. Top taşıma ücretsiz gibi gözükmesin işin açıkçası. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben işin bir iktisadi yönüne değinmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben buradan giderken bir öğrenciyim. Sonuçta İstanbul'da okuyoruz. Hepimiz öğrenciyiz. Ve parayı değerli kullanmamız lazım. Gerçekten bana bu Almanya'nın gelişi aşırı ucuz oldu. Şimdi bunun sebeplerini size anlatacağım. Biraz komik olacak ama gerçekten çok güzel bir tecrübeydi benim için. Şimdi arkadaşlar ben zaten uçak biletini önceden aldım. Uçak bileti gidiş dönüş bana 500 liraya patladı. Yani Almanya içinden bahsediyorum. Yani 500 liraya hem gittim hem döndüm. Bunun haricinde bizim Isaac'te Braunschweig Üniversitesi'nin içinde bulunan bir kısmı ofisi var. Şimdi bu Braunschweig Üniversitesi'nde de Almanya'nın sağladığı, o üniversitenin sağladığı mükemmel bir avantaj var. Free shop dediğimiz bir olay var. Bu ne oluyor? Üniversitenin içindeki üniversiteli gençlere orada böyle ekmeklerdir, meyvelerdir, yani bilimum hayatınız geçindirebilecek şeyler var, ürünler var. Ben şimdi tabii şubeye giderken haliyle kenardan da bir şeye uğruyoruz. Giderken böyle bir free shop'a uğruyoruz. Oradan yemekleri alıyordum işin açıkçası. Zaten bir öğünü proje veriyor. Bir öğünü de oradan karşılıyordum. Oradan da karnımı doyuruyordum işin açıkçası. Şimdi bedava market varken gidip de bir daha marketten alışveriş yapmaya gerek yok. Ben oradan alıyordum. Yemek zaten bana tamamen bedavaya geldi. Zaten bana 2 aylık ulaşım kartımı da Braunschweig sağlamıştı. Tabii ama ya proje gitmeden önce projeyi incelemek de önemli. Yani şimdi proje giderken yani kimi projeler bir öğün yemek verir, kimileri bir öğün yemek vermez. Yani bunu tam olarak başta sizin bakmanız gerekiyor. Yani ben projeye her şeyi inceleyerek başvurduğum için bunun farkındaydım. Tabii üniversitenin yemek konusundaki o free shop dediğimiz yer bir şans diyebiliriz. Yani o bir şanstı. Ben burada dediğim gibi para harcamıyorum, ulaşıma para harcamıyorum, herhangi bir şey yapmıyorum. Yani param gitmiyor. Almanya'dayım. 45 gün boyunca evimi vermişler. Hem de güzel bir ev vermişler. Ulaşımım bedava. Para gitmiyor benden işin açıkçası. Proje bitti. Ben ne yaptım? Avrupa seyahati yaptım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. 7 farklı ülkeye gittim. Cebimde kalan parayla. Yani ki ben buraya giderken Almanya düşünüyorum. Dünyayı harcayacağım diyorum. Şey yapacağım diyorum. Cebimde kalan parayla gerçekten Almanya'da benim okuyan başka bir arkadaşım daha vardı. Onunla Avrupa'yı turladım diyebilirim işin açıkçası. Hem de mükemmel bir tecrübe edindim. Evet ya tabii şimdi Almanya'yı da gezdik işin açıkçası. Almanya'yı da gezmedim diyemem. Almanya'yı da şu şekilde gezdim. Gerçekten Braunschweig şubesi. Almanya'da ben rahat 10-12 şehir gezdim. Bunları da zaten bize önceden planlamışlardı. Planlamadıklar haricinde benim de bir iki kendim görmek için gittiğim şehirler de var. Tamamdır yani burada da para harcamadım aslında. Bu da birazcık şey olacak ama şube bizi götürüyordu. Şube biletimizi basıyordu. Ülke şehirleri gezerken de aslında herhangi bir ücret ödemedim. Bunun sonucunda cebimde para kaldı ve ben Avrupa seyahati yapabildim arkadaşlar. Gerçekten bu Isaac tecrübesini hepinize öneriyorum. Arkadaşlar şimdi bu proje bana neler kattı? Asıl önemli olan şey bu. Öncelikle arkadaşlar yeni kültürler tanıdım. Yeni kişiler tanıdım. Yani dünyanın birçok yerinde evim oldu. Bana kattığı en büyük şeylerden biri. Düşünsenize yani tek başınıza bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Tanıdığınız ya yani neredeyse kimse yok ve orada bir iş başarıyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten bu işi başardığınızı hissediyorsunuz. İnsanlar etki yaptığınızı hissediyorsunuz. İnsanlara doğa hakkında bilgi verdiğinizi hissediyorsunuz. Bu hem sizin iç huzurunuzu sağlıyor hem motivasyonunuz artıyor. Gerçekten ben mesela seneye de tekrardan böyle bir projeye gitmeyi kesinlikle düşünüyorum. Hepinize de öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler dilemem. 5 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendime ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım Mini'ydi benim.